Ezan-ı Muhammediye'nin henüz duyulmadığı, çok eski devirlerde Fırat Nehri'nin yakınlarında bir şehir kurulmuş ve şehrin ismine Babil denmişti. Babil şehrinde yaşayanlardan bir kısım ehali ayrılarak Dicle Nehri sahillerinde bugünkü Musul şehrinin karşı yakasında Ninive adında bir şehir kurup yerleşmişlerdir. Bu kimseler Allah'ı tanımazlar, yıldızlara ve mabutlara taparlar. Konuştukları dil de Süryanice idi. Ninive'nin zalim bir hükümdarı vardı. İsmi Nemrut idi. İnsanlara hiç acımazdı. Koskoca bir mabut seni arzulardan azlanırsın ha? Bunun başına ibret olsun. Emir efendimizin. Size binlerce esir feda olsun babacığım. Yalnız öldürmeseler. Belki. Serbest bırakın. Nedir telaşın? Ulu mabudum. Yıldızlar kötü bir haber vermek zorunda bıraktı beni. Çok mu kötü vereceğin haber? Söyle bakalım da çaresini düşünelim. Sizin hükümlerinize hiçe sayan, tanrılığınızı inkar eden biri. Kimmiş bu küstah adam? Henüz anasının karnına düşmemiş bir çocuktur. Bu şehirde doğacak ulu mabudum. Ne zaman doğacak? Bunu henüz kestiremiyorum. Hemen şehirde münadiler bağırtılsın. Bütün erkekler şehri terk edecekler. Sizler de hazırlanın. Toplanın, toplanın da beni dinleyin. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Ulu mabudumuz bütün erkeklerin en kısa zamanda şehri terk etmelerini buyurdu. Saklananlar yakalandıkları an başları vurulacaktır. Gün kararmadan şehri terk edin! Azer, sevgili kocacığım, ne olur gitme. Daha dün evlendik. Üstelik de gözlerim görmez. Sen benim ışığım, güneşim, her şeyimsin. Sensiz ne yaparım? Tek başına seni bırakıp gitmeyi ben de arzulamam. Ne yapalım Emir böyle? Kalır da yakalanırsam başım gidecek. Sabırlı olmak lazım. Azer, Azer, sevgili kocacığım, neredesin? Beni de al yanına. Üzülme kızım. Ne yapalım? Elle gelen düğün bayram. Hepimizin erkekleri gittiler. Ağlamanın faydası yok. Doğru söylersin ama ben körüm. Hizmetlerin için kızım gelir sana yardım eder. Sağ olsunlar. Şimdi beni dinleyin ey ahali. Duyduk duymadık demeyin. Ulu mabudumuz her kim kaçmaya, şehre gitmeye çabalarken yakalanırsa başı vurulacaktır diye emir buyurdular. Neden şehri yalnızca erkekler terk etti? Bilmem ki. Ben bugün kaçacağım. Delirdin mi sen? Başın fazlalık yapıyor galiba. Ama karımı yalnız bırakamam. Yakalanırsan karın ömrü billah yalnız kalacak. Onu düşünsene. Kavga var.
Bizi bu kadar telaşa düşüren çocuk kimden doğacak acaba? Yıldızname'de çok şeyler var ama bunu bir türlü çıkaramadım. Bir bilsem çocuğun kimden doğacağını, kendi elimle parçalarım o kadını. Nöbetçiler yerinde mi? Elbette oğlum Abudum. Gidebilirsiniz. Yatalım artık baba. Kim o? Kim var orada? Benim sevgili karıcığım. Sensiz uyku girmedi gözüme. Ne kadar çabaladıysam da uyuyamadım. Artık yanındayım. Hep yanımda kalacaksın değil mi? Kısmet. Oğlum Abudum, size baş kaldıracak çocuk geçirdiğimiz gece ana rahmine düşmüş bulunuyor. Budalalar! Bir avuç insanı muhafaza edemediler. Şimdi ne yapacağız? Siz ne emir buyurursanız. Bugünden tez yok, şehrimizde doğacak her erkek çocuğun başı vurulacak. Bu çocuk benim olsa bile. Neredesin? Yoksa gittin mi? Hayır, buradayım. Yalnız yavaş konuş, belki duyan olur. Ne kadar mesudum yanında. Sen gidince kendimi boşlukta zannediyorum. Mutluluğumuzu kimse bozamayacak. Seni bu gece alıp uzaklara götüreceğim. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin, toplanın! Nineran halkına ilan olunur. Ulu mabudumuzun emridir. Bugünden itibaren doğacak çocuklar saraya verilecek. Bunun aksine hareket edenlerin başı vurulacaktır. Her kim hamile karısını, doğacak çocuğunu şehirden kaçırmaya çalışırsa akıbeti ölümdür. Ne var? Ne oluyor? Yok bir şey. Ya bir gün sen de hamile kalırsan? Yoksa çocuk istemiyor musun? İstemez olur muyum hiç? Erkek olursa alacaklar elimizden. Belki de öldürecekler. Vermeyiz. Saklarız. Çok zor. Hadi üzülme şimdiden. Çocuk olsun da sonra düşünürüz. Şehirde Erdoğan erkek çocuğunu öldürmekle sonu gelmeyecek bunun. Evlat acısıyla yanan halk günün birinde buna baş kaldıracak. Günlerdir yıldızname'ye bakıyorum. Öldürülenler arasında aradığımız çocuk yok. Beklememiz lazım. Ya aniden çıkar bana kullarımın önünde isyan ederse? Yo, bekleyemeyiz. Yok mu? Siz hiç baba olmadınız mı? Biz emir kuluyuz hatun. Ne yapabiliriz? İtaate mecburuz. Kusura bakma. O daha ana kuzusu. Süt emiyor. Vicdansızlar. Yaklaşmayın. Ben ölmedikten sonra çocuğumu alamazsınız. Yorma bizi. Ver çocuğu. Kurtul bu işten. Canavar muşakları alamayacaksınız oğlumu benden. Kahrolsun oğlum abudunuz. Yapmayın. Hayır. Sen misin sevgili kocacığım? Sinirlerim o kadar bozuk ki anlatamam. Çocuğunu vermemek için ölen kadının halini bir türlü unutamıyorum. Başa gelen çekilir. Kaçalım buradan. Geleceğiz. Çölde benim bildiğim bir mağara var. Oraya sığınırız.
Çocuğumuzu kurtaralım da ben her şeye razıyım. Kalmadı, sancı kıvrandırıyor beni. Bin sırtıma. Nelerde kalamayız? Kaldırma lafıma sen. Yürürüm, daha kuvvetim var dişlerimde. Yüzünden alıyorum ıstırabını. İnat etme güzel kadın. Hadi. Acep bilmem bu hicrane dayandı. Ezel bezmin dinmeyen bir figandım ya Resulallah. Yalan kalbe devası sen bulmaz mı? Şifasın sen Habibi kibriyasın sen. Cemalin ve felhanan kay ki yandın ya Resulallah. Cemalin ve felhanan ki yandım ya Resulallah. Cemalinle fenahanet ki yandım Başa gelen çekilir dememiş miydin sen? Sabırlı ol, er geç kurtulacaksın. Nasılsın? Oğlumuz sıhhatli. Onun adını ne koysak acaba? Sen ne dilersen. İbrahim. İbrahim olsun adı. Sana şükürler olsun Tanrım. İbrahim'i ömürlet. Ulu mabudum. Çok uzaklarda, karanlıklar içinde nur topu gibi bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bana ne? Nasıl size ne? Bu çocuk sizin mabutluğunuzu tanımayan asi, yeni bir tanrı ortaya çıkaracaktır.
Derhal bu çocuk bulunup öldürürsün. Onu bulmamız imkansız oğlum Abud'um. Gizli bir kuvvet bu çocuğu muhafaza etmekte. Yıldızlar bile onun yerini gizlemekte. Ben bu çocuğun bulunmasını istiyorum. Bulacaksınız yoksa topunuzun başını vurdururum. Eğlenmek istiyorum, raks başlasın. Oğlum İbrahim koca adam oldu, hala mağara içinde yaşamakta. Ne yapacağımı şaşırdım. Sabretmek lazım. Oğlunu çıkarıp Nemrud'un gazabına uğratmaktansa mağarada kalması daha akıllıca bir iş olur. İbrahim, İbrahim, neredesin oğlum? Ha? Buradayım anne. Bu karanlıktan bıktım artık anacığım. Artık beni dışarı çıkar. Böyle sözlerle üzme beni. Anacığım doğduğu günden beri karanlıklar içinde. Körüm ben. Üzülme anacığım. Dün gece düşümde nur yüzlü, pamuk sakallı bir ihtiyar gördüm. Bana seni anan ışığa kavuştursun, sen de onu şavka boğacaksın dedi. Bizim tanrımız bu. Hayır, bu güneş. Bizim tanrımız güneşe de hükmeden çok daha büyük bir varlık. Sus, ne olur sus yavrum. Konuşman ölümüne sebep olur. Ya Rabbim, uluların ulusu, her şeye kadir tanrım. Ben senin varlığına inanıyorum. Senden başka tapılacak tanrı yoktur. Ya İbrahim, ben melaikeyim. Sesimi senden başka kimse duymaz. Ulu Tanrım seni mübarek kıldı. Ellerinin ayasıyla ananın gözlerini sıvazla. Görüyorum. Görüyorum ya İbrahim. Sen mucize yarattın. Senelerdir görmeyen gözlerime kavuştum. Yanıldın ana. Bu Tanrı'nın bir lütfudur. Benim mucizem değil. Senin inandığın Tanrı'ya ben de inanıyorum. Ona giden yolu bana da göster. Benim aya, güneşe, yıldızlara hükmeden büyük tanrım. Sana binlerce şükür. Sen her şeye kadirsin. Her yerde, her zaman hazırsın. Anamın görmeyen gözleri açıldı. Sana ne kadar şükretsem azdır. Bizi kötülüklerden koru ya Rabbim. Görmeyen gözlerimi şevka kavuşturan Tanrım, sana inandım, sen lütufkarsın. Karanlıklar içinde ıstırap çeken kullarına merhamet eyle. Onlara şifa ver ya Rabbim. Yavrum. Hey!
Baba, bu ülkenin insanları şu senin yaptığın mabutlara tapacak kadar aptal mıdır? İnsanlar tabiatın içinde bir hiç olduklarını, onlara hükmeden kuvvetin oyuncağı olduklarının farkında değil mi? Kendi elleriyle yaptıkları bir yapıta ibadet kadar büyük bir aptallık olur mu? Tanrı tektir, sen buna inanmıyor musun? Ben de senin kadar inanıyorum. Ama bu benim ekmek param. İnsanları aldatıp kazanılan para haramdır babacığım. Onlara doğru yolu gösterip hak yolunu öğretmek daha iyi değil mi? Evet oğlum, çok haklısın. İnandığımız Tanrı adına yemin ederim ki bir daha mabut yapmayacağım. Benim ulu Rabbim, şu zavallı kullarının gözlerine perde bürümüş, kalpleri, kulakları sanki mühürlenmiş, senin varlığından bir haber, kendilerini aldatır dururlar. Kardeşlerim, beni iyi dinleyin. Ruhlarınızı huzura kavuşturmak, manen rahata ermek istiyorsanız, sizin vücut bulmanızı temin eden Tanrı'ya bağlanın. Sizi şu insanların eliyle yaptığı mabut mu yarattı ki ona tapıyorsunuz? Öldürün bunu! Yüce mabudumuza, haşmetli budamız Nemrud'a hakaret ediyor! Oğlu Tanrım, her şey sendendir. Hayır da şer de. Kendini bilmeyenlere, senin yolunda yürümeyenlere bir ders oldu. Ya İbrahim, sana ve senin Tanrına inanıyoruz. Bizi affet. Kalkın ayağa. Ancak Tanrı önünde diz çökülür. Ben bir rehberim. Size Tanrı yolunu göstermektir vazifem. İbrahim diye bir adam mabedinizde sizi üzecek hareketlerde bulunup ulu orta laflar etmiş. Ulu mabudum, yıldızname'de gördüğüm size asi olan kimsedir. Daha ne duruyorsunuz? Onu yakalayıp huzuruma getirin. Kullarını esirgeyen, bağışlayan din gününün sahibi, alemlerin Rabbi, senden yardım dileriz. Bizi doğru yola erenlerin yoluna eriştir. İşte burada. Hadi götürelim. Hadi kalk bakalım. Yürü, hadi. Yürü. Kardeşlerim, içimde inandığım Allah'a olan inanç bulundukça, yolum doğru oldukça Rabbimden izinsiz bana kimse kötülük edemez. Siz duanıza devam edin. Ben biraz sonra dönerim. Ben mabudum. Bana tapacaksın. Sen Tanrı değil, Tanrı'nın zavallı bir kulusun. Çünkü Allah'ın varlığından bir habersin. Yaşadığımız dünya fanidir. Dünyada en büyük azap, düşünen bir baş için Tanrı'dan uzak yaşamasıdır. Sen bir delisin Nemrut. Ben Tanrıyım. Bunun aksini nasıl ispat edersin? Güneş benim inandığım Allah'ın düzeniyle mağrıptan doğar, meşrikte batar. Madem ki Tanrısın, sen bunu aksini... Susuyorum! Nemrut, sen de bizim gibi bir insansın. Seni de kainatı yaratan Tanrı doğumuna sebep halketmiştir. Tanrının kulu olanlar başkasının kulu olamazlar. Kula kul olunmaz. Dünyaya hükmeden bir tek kuvvet vardır, o da Tanrı'dır. Gidebilirsin. İbrahim'i yakalayıp atın zindana. Bundan kimsenin haberi olmasın. Emir ulu mabudumuzundur. Hoş geldin ya Habib. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayrola ya Habib? Yoksa İbrahim'in başına bir felaket mi geldi? Yok, hayır. Kötü bir haberim yok sana. İbrahim bu gece ahbabında misafir kalacak. Meraklanma.
fakir fukaranın yardımcısı. Doğrunun beraberinde bulunan büyük tanrım. Her ne halde bulunursam bulunayım, her ne kadar müşkülde olursam olayım, sana şükretmektir vazifem. Binlerce hamdü senalar olsun ya Rabbim. Ulu mabudumuz Nemrud'a karşı gelen İbrahim, Nineva meydanında bu gece diri diri ateşe atılmak suretiyle yakılarak cezalandırılacaktır. Her kim bu cezayı seyretmeye gelmezse ağır şekilde tecziye edilecektir. Duyduk duymadık demeyin. Sana son bir fırsat. Benim tanrılığımı kabul eder, bana ibadet edersen canını bağışlarım. Eğer beni yakmak bir şer ise o da tanrımdandır. Tevekkülle boyun eğerim. Sana secde ise asla. Çünkü yalnızca tanrıya secde edilir. Yavrum, ne olur peki de bizi acılara bürüme. İnat etme. Arapeli öpmekle dudak kirlenmez. İçinden gelmese bile hayatını kurtarmak için pek iyi de. Anacığına acı. Bu bir takdir ilahi. Ne ben ne de başkaları bozamaz. Ulu Rabbimin emri bu. Ona itaat inananlar için borçtur. Beni affedin. Hakkını helal et baba. Affet beni anne. Ya İbrahim, bana itaat etmedin. Şimdi inandığın Tanrı gelsin seni benim elimden kurtarsın bakalım. Götürün. Ey Arap, sen sabır lütfet, sabır da selamet de sendedir. Bağrımdaki sana olan inancımın ateşi, kullarının yaktığı ateşten daha kuvvetli Tanrım. Sana şükürler olsun. Ya İbrahim, ulu yaradanın büyük tanrı, ona olan aşkınla yanan vücudunu sana bağışlayıp kullarının ateşiyle yakmadı. Yanan ateşinin külleri gül olsun buyurdu. Olamaz, olamaz böyle şey. Bu adam mutlaka şeytan. İbrahim, nasıl oldu da bu ateş seni yakmadı? Bu inandığım ulu Rabbimin hikmetidir. Ona hikmetinden sual olunamaz. Ya İbrahim, beni affet. Kalk ayağa, affetmek Tanrı'ya has. Bana değil ona yalvar. Bu sana Cenab-ı Rabbimin bir dersidir. İbret al, ona inan, iman et. Bu sözlerinle beni mahcup ettin. Seni dinlemek bana borç oldu. Emret, ne istersen yerine getireceğim. Tabandaki insanlara iyi muamele edeceğine bana söz ver. Bunları senin emrinde bırakıp uzak diyarlara gideyim. Bundan sonra insanlara kötülük eder, haklı olanın hakkını yersem, Allah bana kurtulmaz dertler versin. Şayet bir gün hak yolundan ayrılırsam, taş olayım. Ya İbrahim, senin tanrına hayran oldum. Senin dinine girdim. Emret, senin için öleyim. Kalkın. Tanrı'nın izniyle kızınızı bana verir misiniz? Verdim. Benim karım olur musun? Şey... Yoksa teklifimi kabul etmiyor musun? Kusura bakma, şaşırdım. Sen layık görüp, Tanrı da izin verip, babam rıza gösterdikten sonra niçin karın olmayayım? Babacığım, anacığım, gelininiz. Sara'yı kendime eş ettim. İçimde tarifi güç bir huzur var. Sanki yeni doğmuş gibiyim. Tanrım beni affetsin. Bütün esirleri azat edin. Tabamda Allah'a inanan insanlara hazinenden bol bahşiş dağıtılsın. Saraya dönelim.
Ya İbrahim, sana çöl ortasında su verdim. Kabilenle buraya yerleş. Toprağın verimli, bahtın açık olacaktır. Kardeşlerim, Ulu Rabbim bu bölgede yerleşmemizi emrettiler. Toprağımız bereketli, suyumuz bol olacaktır. Emeklerimizi karşılıksız bırakma Tanrı.
İbrahim, işler nasıl? Hamdolsun çok iyi. Tanrım en azından 1'e 40 verdi. Herkes hayatından memnun. Sen niye düşüncelisin? Oynayan çocukları gördüm de, hani bizim de bir oğlumuz olsun dedim. Ben o kadar arzuluyorum ama bir türlü olmuyor. Tanrı rahimdir, elbet o da olur, üzülme. Kainata hükmeden uluların ulusu Rabbim. Kocam ıstırap içinde. Ne olur bir çocuk ihsan eyle. Ben de ana olayım Tanrım. Ya İbrahim, ben melekeyim. Yaşadığınız bölgeye fırtına gelmekte. Sonra da kuraklık başlayacak. Kabilen helak olmadan buraları terk edin. Kainatı yaratan, tabiata düzen, insana can veren Tanrım. Hayır da şer de sendendir. Her ikisi de bizim için senin lütfundur. Gelecek felaketlerden bizi azade kıldığın için sana 100 binlerce şükür olu Tanrım. Hemen hazırlanın, göç ediyoruz. Hadi! İlahi gönderdiğin Kur'an hürmetine bizi mahrum didar eyleme. İlahi gönderdiğin Kur'an hürmetine bizi mahrum didar eyleme. İbrahim Halilullah hürmetine ileride kaldı. Sen uluların ulusu, sen her şeye kadir ve mutlaksın. Ya Rabbim, sen bizleri şeytanın şerrinden, felaketlerden koru. Senden başka biz insanlar için yardım istenecek, tapılacak Tanrı yoktur ya Rabbi. Hazreti İbrahim'in kabilesi uzun, yorucu bir yolculuktan sonra Mısır'a geldi. İbrahim'in karısı Sara'nın güzelliği bu ülkede dillerde dolaşmaya başladı. Büyük hünkârımız Firavun Hazretleri sizi sarayına davet ettiler. Nasıl olur, ben kimim ki? Sonra kocam evde yok, nasıl gelirim? Unutmayın ki bu bir emirdir. Siz gitmek istemezseniz bile biz götürmek zorundayız. Zorla mı? Gerekirse zorla. O evli bir kadındır, bekleyin de efendisi gelsin. Bizim efendimiz bekleyemez. Onunki bekleyebilir. Yürüyün. Ya Rab, içimde garip bir sıkıntı var. Sen her şeye kadirsin. Bir felaketin eşiğinde gibiyim. Sen bana malum et ulu Tanrım. İmriniz üzere Sara Hatun huzurunuza gelmek için beklerler. Gelsin. Güzelliğin bütün ülkeme nam salmış. Hislerime ram olarak seni buraya getirttim, özür dilerim. Şimdiye kadar senin gibi güzel bir kadın görmemiştim. Sana cariyem ol demeye dilim varmıyor. Arzularsan seninle evlenirim. Nasıl olur efendim, ben evli bir kadınım. Üstelik kocam olan İbrahim'i deli gibi sevmekteyim. Onun nikahı altındayım. Tanrı'nın huzurunda bir kadına nikah üstüne nikah kıydırmak caiz midir? Vicdanınıza sığınmaktayım. Bırakın kocama gideyim. Sana el sürmeyeceğim çünkü güzel konuştun. Ülkelere hükmeden bir kralı reddine sebep olan kocanı merak ettim. Acaba onu görebilir miyim? Görebilirsiniz. Muhafızlarınız müşkilat çıkarmazsa. Bırakın. Bırakın.
buraya nasıl girebildiniz? İnandığım büyük Allah'ımın sayesinde. Sizde Tanrı'ya hiç hürmet yok mu? İçinizde Rabb'in korkusu mevcut değil mi? Evli bir kadını alıp buraya getirttiniz. Beni şaşırttınız ya İbrahim. Evli olduğunu bilmeden Sara'yı karılığa kabul etmek istedim. Onun sana bağlılığını görerek de bu isteğimden vazgeçtim. İnandığınız Tanrı onu size bağışlasın. Kusurumun affı için benden ne dilersin? Yalnızca sağlığınızı. Teşekkür ederim. Yalnız tok gözlü olmanız beni mahcup etti. Karunlar kadar zenginim. Altınlar, mücevherler ne isterseniz verip size olan borcumu ödemek isterim. Hiçbir şey istemem. Benim gönlüm Tanrı'nın bana ihsan ettiği huzurla dopdolu. Bana dünya nimeti değil, ahiretim için zenginlik lazım. Dünya fanidir, her şey burada kalır. Şükrederim Tanrı'ma ki bana namusu bütün bir kadın vermiş. Beni sözlerinizle çok zor duruma düşürdünüz. Hiç olmazsa bu cariyi kabul edin. Size hizmet eder. Onu cariye hizmetkar olarak değil, bir can yoldaşı olarak kabul edebiliriz. Şayet kendi rızasıyla gelmeyi arzularsa. Bizimle gelmek ister misin? Evet. Tanrı şahidim olsun. Arzun yoksa gelmemekte serbestsin. Gönlüm sizi sevdi. Kendi rızamla geliyorum. Sizleri Tanrı'ya emanet ediyorum. O gafilleri, kendinden bir haber olanları da korur. Doğru yolu gösterir. Hasta mısın? Nen var? İçimde ta şuramda alev gibi yanan bir acı var. Hemen hekime göstersen? Hekimlik iş değil güzel kadınım. İçimdeki evlat hasreti. Ya İbrahim, benim bu acıyla ne kadar yandığımı biliyorsun. Ulu Tanrım'a sana bir evlat verebilmek için ne kadar yalvardığımı bilemezsin. Kabahat bende. Kaderin önüne geçilmez. Tanrı'nın dediği olur, üzülme. Bu işin tek çaresi var. Seni yeniden evlendirmeliyim. Nasıl olur? Basbayağı. Hacer'i sana gönül rızamla nikahlarım, iyi misin? Olmaz. İçimden öyle geldi. Belki de Tanrım böyle münasip gördü. Hacer, şimdi beni iyi dinle. Seni evlendireceğim. Hem de kendi kocamla. Siz nasıl münasip görürseniz. Tanrım, sana karşı hatalı olmak en büyük korkumdur. Beni şeytana uyup hata işlemekten sen koru ya Rabbi. En büyük niyazım bir erkek evlada sahip olmaktır. Her şeyi bilen büyük Allah'ım, bana bir erkek evlat ver. 7 yaşına gelince sana kurban edeyim Rabbim. Ama kendini. Tut elini. Kurtulacaksın. Kurtulacaksın. Elimde değil anne. Sanki içimden bir şey kopuyor gibi. Gayret. Anneciğim. Gayret kızım. Gayret. Sabırlı ol oğlum, sıkılma. Tanrı yardımcıdır doğurana. Daha ne kadar sürer baba? Yaratan bilir. Büyük yaratıcı, ulu Tanrım, sen karımı selametle doğurması için yardımını esirgeme. Müjde, müjde, bir oğlumuz oldu. Uluların ulusu, kainatın hükümranı, Allah'ım ne mutlu bana bir erkek evlat verdin. Sana binlerce şükür. İsmini İsmail koydum. Onu bana bağışla, ömürle et Tanrım. Tanrı'na olan andını unutma ya İbrahim. 7 sene İsmail'in senindir.
Tanrı'ya verilen sözler hiçbir zaman unutulmaz. O benim boynumun borcudur. Nasılsın? Hamdolsun iyiyim. Oğlumuzun adını İsmail koydum, ne dersin? Evlat senindir. Dilediğin gibi olsun. Seni kocamla evlendirmekle ne kadar hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Ben size ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın? Bir çocuk doğurdun diye seni başımızda mı taşıyalım? Elini işe sürmez oldun. Bir çocuk doğurmakla ne oldum zannediyorsun? Nereden geldiğini unutma. İhsan edilmiş bir cariyesin bu evde. Hanım olmaya çalışma. Bu evin tek hanımı vardır, o da benim. Bunu inkar mı ettim? İnkar etmek haddine mi düşmüş? Yanılıyorsun. Kötülük düşünemem ben. Karşıma geçip meleklik taslama. Senin ne olduğunu bilirim ben. İnsaf et. Şu zamana kadar beraber yaşadık. Ne kötülüğümü gördün? Kime ne fenalık ettim? Kötülük Tanrı'ya isyandır. Nasıl yapabilirim bunu ben? Sen her şeyi yaparsın. Kendini kuvvetli sanıyorsun. Ama seni bu evde yaşatmayacağım. Ben aciz bir kadınım. Efendimin cariyesi olarak onun emirlerini yerine getirmeye çalıştım. Evet, efendinin gözüne girip onu elimden almaya çalıştın. Anladım, kıskanıyorsun. Kıskanıyorsun beni. Evet, kıskanıyorum. İyiliklerle dolu kalbime kıskançlık girmiş. Eğer çocuğun olmuyor diye üzülüyorsan at bu kuruntuyu. Ulu Tanrı sana da verir. Sonra bu çocuk senin de sayılır. İkimiz analık ederiz ona. Senin çocuğuna analık edeceğim ha? Çocuğun da sen de gidebilirsiniz. Benim de çocuğum olacak. İnşallah analık saadetini sen de tadarsın. Alay mı ediyorsun benimle? Neden alay edeyim? Alay ediyorsun. Küçük görüyorsun beni. Bir çocuk doğurdun da ne oldu? Ben de doğuracağım, anladın mı? O zaman sen defolup gideceksin. Bu evde benim çocuğum büyüyecek. Ne oldu? Neyim var? Hiçbir şeyim yok. Var, boşuna değil bu ağlamak. İnsan hali, bir sıkıntı girdi içime. Benden bir şeyler saklıyorsun. Söyle ne oldu? Kim ağlattı seni? Gel de anlatayım. Gene yalanlar söyleyerek seni kandırmasına lüzum yok. Bu evde istemiyorum onu. Neden istemiyorsun? Ne oldu, ne yaptı sana? Ne yaptıysa yaptı. Bu evden gidecek. Eğer gitmezse ben giderim. Sebepsiz iş olmaz. Neden yapıyorsun bunu? Nedeni yok. Kararım kat'i. Ya o, ya ben. Bu hali yakıştıramadım sana. İsyan ediyorsun. Kocaya isyan, Allah'a isyandır. Günahtır bu haller. İkiniz de birsiniz benim nazarımda. Bana verdiğin kıymet bu. Onu tercih ediyorsun. Sen sebep oluyorsun. Dirliği düzenliği bozuyorsun. Bohçanı hazırla. Kırbanı da al yanına, yola çıkıyoruz. Emir efendimin? Allah'ım, Allah'ım! Ne yaptım ben? Nasıl birden şuursuzlaştım? Ey ulu Rabbim! Ne kadar aciz olduğumu sen biliyorsun. Affet beni. Zavallılığıma bağışla. Kadınım ben. Ana olmak için yarattın beni. Ne günah işledim de evlattan mahrum ettin. Cezam bitmedi mi? Allah'ım, kadiri mutlaksın. Rahimsin. Affedicisin. Yetsin artık bu ceza. Bir evlat ver bana. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum Allah'ım. Sara hatun. Cenab-ı Rabbim seni bağışladı. Yakında bir erkek evladın olacak. Adını İshak koy. Affına mazhar olduğum için sana binlerce hamdü sena ya Rabbim. Benim gibi evlat hasretiyle yanan anaları da çocuksuz bırakma ulu Tanrım. Böyle olmasını ben de arzu etmezdim. Oldu bir kere. Burası emindir. Bir ahbabımın çadırı. Ben de her gün gelirim ziyaretinize. Sabrın sonu selamettir derdin. Oğlum yanımda oldukça üzülecek bir şey yok benim için. Sağ ol benim iyi kalpli karıcığım. Gözüm arkada kalmayacak. Takdir ilahi böyleymiş. Hüdaya emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.
Sen de öp babanın elini İsmail. Allah'a ısmarladık. Baba! Babacığım! Oh, baba. Yavrum benim. Üzülme, baban yarın gelecek. Çık dışarıda oyna da ben yemeği hazırlayayım. Peki anneciğim. Yaramaz çocuk. Çölde susuz kaldık. Sakın buradan bir yere kıpırdama. Baban darılır. Ben su bulup geleyim. Olur anneciğim. Ya Rabbim, oğlum sana emanet. Hacer Hatun, çölde su ararken oğlu İsmail'in kaybolması kaygısıyla onu gözden kaybetmemek için oğlunun bulunduğu yere geldi, arandı. Bu gelişler 7 defa sürdü. Hazreti İsmail'in bulduğu zemzem suyunu halen hacca gidenler, içebilmek için 7 defa koşarak gider gelirler. Mübarek Tanrım, sana şükürler olsun. Hamdü senalar, çölde verdiğin suyun adı Zemzem, kulların için şifalı olsun. Tanrım, 2 gündür rüyamda sana olan vaadimi yerine getirmemi istedin. Ya Rabbim, sana oğlumu kurban ederim dedim. Sözümdeyim. Yalnız bana o kudret ve kuvveti ver. Sen lütfet. Ciğerparem oğlumu sana feda edeyim. Ben melaikeyim ya Hazreti İbrahim. Tanrı ben istemedim, o vaat etti diyor.
Sabır merhametse insanın hamurunda mevcuttur. Sözünü yerine getirmelisin. Ben de yoluna kurbanım Tanrım'ın. Sen verdin gene sen alacaksın. İsmail'im sana kurbandır. Anne babam geliyor. Baba! Oğlumu giydir ya Hacer. Saçları çok uzamış. Bayram gelmeden şehre götürüp tıraş ettireyim. Şimdi giydiririm. Gel oğlum. Kıpırdama bakayım. Anne, babam bana şehirden at alır mı? Uslu durursan alır. Ama sahicat istiyorum. Akşama pek geç kalmazsınız değil mi? Belli olmaz. Vedalaş ananla İsmail. Sende bir tuhaflık var, yoksa hasta mısın? Ölüme gider gibisin. Ölüm Cenab-ı Rabb'in emri. Daima hazır olmak gerekmez. Babam doğru der ana, hakkını helal et. Sana verdiğim sütler helal olsun. Tez varıp dönersiniz inşallah. Tanrı seni korusun. Sizi de. Beni iyi dinle oğlum. Bundan 7 sene önce bir erkek evladım olursa, onu 7 yaşına gelince Tanrı'ya kurban ederim dedim. Haklısın baba. Anlıyorum seni. Tanrı buyruğundan dışarı çıkmak hatadır. Madem ki ulu Rabbime öyle söz verdin, yerine getirmelisin. Veren de alan da Allah değil mi baba? Ben hazırım. Sözlerin doğru oğlum. Ama unutma ki ben bir faniyim. Üstelik de senin baban. Ağlamak da bir nevi isyandır Tanrı'ya. Sen ki ilk inananlardansın Rabbime. Beyhude günaha girme. Bir an önce yerine getir sözünü baba. Baba daha şimdiden elin titremekte. Bu halin böyle devam ederse korkarım Tanrı'ma verdiğin sözü yerine getiremeyeceksin. Bari şunla gözümü bağla da yüzüme baktıkça için garipleşmesin. Başını yukarı doğru kaldır ya Hazreti İbrahim. Ulu Rabb'in nezrini kabul etti. Sevgili ciğerparen oğlun İsmail'i sana bağışladı. Yeri göğü yaratan, kullarına iyi yolda yürümelerini, yalandan kaçmalarını, sözlerinde durmalarını, kötüye sapmadıkça daima kendilerini mükafatlandırırım diyen büyük Allah'ım, sana ne kadar şükretsem azdır. Ya İsmail, Rabbim seni bağışladı. Senin yerine de kurban etmem için koçu gönderdi. Ona beraberce şükredelim. Sana inandık. Senden başka tapılacak Tanrı yoktur.
Bizi dininden ayırma. Din gününde kusurlarımız varsa, olursa senin şefaatinden bizi mahrum etme ya Rabbim. Sana inananlar varlıklarına göre bugün kurban kesip muhtaçlara dağıtsınlar. Gün kurban bayramı olsun ya Rabbim.